23 Nisan 2021 tarihinde başlayan Metina ve Avaşin Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarda Mehmetçik zorlu arazi koşullarına rağmen teröristler tarafından kullanılan mağaralara tek tek giriyor. Bölgeyi teröristlerden temizlerken şehit düşüyorlar. Yine şehit haberiyle yüreğimiz yangın yeri. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Ve diyoruz ki lanet olsun teröre. Bugün ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu, ilk cumhurbaşkanı, büyük devlet adamı Rauf Denktaş'ın ve cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli annesi, hepimizin büyük annesi Zübeyde Hanım'ın vefat yıl dönümünde saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Aziz ruhları şad olsun. Çok teşekkür ederim. Öncelikle sözlerime başlamadan önce Sayın İlçe Başkanım ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, kadın kolları Meykam yetişemedi herhalde, onun torunu olacakmış, yola çıkmak zorunda kalmış, bizlere haber verdi, şimdiden göz aydın olsun, torununu doyunca sevsin. İl Kadın Kolları Başkan Yardımcılarımız, İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulumuz, önceki dönem başkanlarımız ve başkan yardımcılarımız, mevcut meclis üyelerimiz ve meclis üyesi aday adaylarımız, belediye başkan aday adaylarımız, önceki dönem vekilimiz, başkanımız, mahalle başkanlarımızın partimizin karanlığını aydınlatan pırıl pırıl örgütü, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Müsaadenizle pozitif bir ayrımcılık yapmak istiyorum. Sahanın sultanlarına, kadınlara ekstra bir alkış istiyorum. O sultanlar ki hiçbir menfaat, hiçbir amaç gütmeden, yaz, kış, yağmur, çamur demeden, ilmek ilmek, kapı kapı Cumhuriyet Halk Partisi için emek veriyorlar ve emeği en üst seviyeye çıkardıkça da ta ki Beykoz'u alana kadar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne katana kadar mücadeleden vazgeçmeyecekler, vazgeçmeyeceğiz. Tam yol ileri diyoruz. Yaparsak bunu da olmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. İtibar için. Hep beraber tam yol ileri diyelim. Tam yol ileri. Hazır kadınlardan bahsetmişken, bugüne kadar biliyorsunuz 2 yıl üst üste peş peşe görev aldık. Toplam 4 yılda Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyelerimi de ifade etmek isterim. 4 yıl boyunca kendileri bana eşlik ettiler. Gamze Kızıl, Ayşe Karadeniz, Begüm Peker, Filiz Argun, Duygu Yılmaz, Ece Sümer, Nurcan Gökdemir, Özlem Fırat, Pınar Aktaş, Gülbeyaz Ertekin, Sevgi Can, Sevim Erdeniz, Sibel Özgür, Yasemin Özgür, Sevda Kaya, Gülsu Akçagöz, Ayşe Atalayman, Dilek Denizsel, Esengül Ekmekçi, Hatice Alan, Rohat Mengü. Tüm bu saydığım isimlerle birlikte yol almaktan gurur duydum, onur duydum. Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz kadınlarına emek ve katkı sunan, kadın örgütünün dinamizmini sağlayan, her alanda varlık gösteren 4 yıllık yolculuğumuzun yılmaz devherleri ve yönetimde yeni ama emekte çok eski olan kıymetli arkadaşlarıma da huzurlarınızda teşekkürü bir borç bilirim. Tüm aday adaylarımız, mevcut yönetim ve meclis kadrolarında olan herkes canla başla sahada çalışıyor. Hepimiz sosyal medyadan, zaman zaman geçtiğimiz sokaklardan hepsine rastlıyoruz ve görüyoruz ki herkes gerçekten bu dönem Beykoz'u çatır çatır almak istiyor ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne katmak istiyor. Tüm herkese emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Sizlerle gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki elinizi taşın altına koydunuz. Sizlerle yol almak gurur verici.
Biz kadın kolları olarak da tüm mahallelerde mevcut kadın kolları, mahalle temsilciliklerimizi daha da güçlendirip motivasyon toplantılarıyla dimdik ayakta tutarken öte yandan ev toplantıları ve özel görüşmelerle sahada durmaksızın çalışıyoruz. Halkın haklı isyanı artık oyumuz size sözleri, aldığımız olumlu tepkiler ve dönüşler bizlere Beykoz Belediyesi sinyallerini veriyor. Bu coşku ve umutla rehavete kapılmadan, yorulmadan umudu örgütlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Tüm bunları yaparken ve yaşarken daha da güçlü olmak için örgüt üçü hareketliliğin tek yürek ve tek bilek olmaya ihtiyacı olduğu fikriyle sizleri davet ettik. İstedik ki bir de biz söyleyelim. Sen yoksan bir eksik kalacağız diyelim. Her aday adayının ekibiyle ilçe başkanlığına güç verişinin önemini belirtelim. Takdir edersiniz ki kapıları kadınlar çalıyor. İki dönem peş peşe uzayan görevimizle kadınlar olarak seçim dönemi olsun olmasın çalmadık, kapı bırakmadık. Pandemi dönemi dahil çoğu insanın burnunu dışarıya çıkaramadığı dönemlerde biz hakikaten hayatımız pahasına alanlardaydık. Neyse böyle... Değdiğini görmekten mutlu oluyoruz. Sokak sokak, kapı kapı dolaştık. 4 yıldır gittiğimiz, çalıştığımız mahallelerde oylarımız arttı ve biz dedik ki demek ki gidince oluyor, elini sıkınca oluyor. Son oyları bilhassa kendim özellikle kontrol ettim gittiğimiz mahallelerde. Bazı mahallelerde 3 defa, 4 defa gittik. Bazı sokaklara 5 defa girdik. Ama özellikle oranın verilerini istediğimde baktık ki bizim çalışmalarımız işe yaramış ve oylarımız yükselmiş. Her sokaklarda ne konuşacağını biliyordu çaldığı kapılarda. Kendimize güveniyoruz, davamıza inanıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzda mutlak bir başarıya ulaşacağımıza eminiz. Yarından tezi yok. Burada olan herkesten ilçe çalışmalarına destek için bize yönlendireceğiniz herkes bizlere, size güç kazandıracak. Öyle ya, bu çalışmalar öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi için, sonra Beykoz ve İstanbul için olacak. Listede adı geçen değil, alanda katkı sunan, güvendiği kitlesini ilçeyle koordineli çalıştıracak adaylarımızın her birinin aynı niyetli olduğundan hiç kuşkumuz yok. Çok kıymetli aday adaylarımız, mahalle temsilciliklerimize, kadın örgütüne, gençlik örgütüne destek vermenizi önemli rica ediyorum. Sanırım gerekli mesajı verdim. Bundan sonra sesim geliyor mu her yere? Geliyor mu? İşte bu ses burada yankılanmaya yetiyor sadece. Bizim Beykoz'un her sokağında sesimizi duyurmamız lazım. Sesin geliyor mu dediğimizde her sokaktan sesimizi duyan vatandaşların olması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz örgütü birleşince sesimiz daha gür olacak. Birlik ve beraberliğimiz, dosta güven, gerisine de korku sanacak. Hoş geldiniz. Sosyal ve müreffeh belediyeciliği Beykoz'a getirmek, mülkiyet sorununu, barınma ve geçinme sorununu, kadın, gençlik, çocuk ve işsizlik ve hatta Beykoz'un turizm sorununun olmadığı Beykoz hayal değil. Biz istersek olur. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları şöyle bir hashtagle çıktı. Beykoz kadın kolları olarak şöyle bir hashtagle çıktık. İstanbul'u vermeyeceğiz, Beykoz'u alacağız. Hepinize tekrar söyleyelim de İstanbul'u vermeyeceğiz, Beykoz'u alacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Çok teşekkür ederim Mahmut Başkanım. Öyleyse Ekrem Başkanımızın da dediği gibi tam yol ileri diyoruz. Bu havada tam bir Cumhuriyet Halk Partili ruhuyla burada varlık gösteren ve aynı amaçla olduğumuz herkese sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyor.
ve mikrofonu ilçe başkanım Mahir Taşlan'a devrediyorum. Ses. Sayın vekilim, değerli belediye başkan aday adaylarım, meclis üyelerim ve siz değerli kadın örgütümüz, hoş geldiniz ilçemize. Değerli dostlar, artık söz, yetki, her şey bitti. Lanetliyoruz, lanetliyoruz, lanetliyoruz. Terörden bu ülke bıktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza başsağlığı diliyorum. Artık anaların gözyaşları dinsin istiyorum. Artık analarımızın gözyaşlarındaki yaşları durduralım istiyorum. Lanetliyoruz, lanetliyoruz, lanetliyoruz. Değerli dostlar, yarın Ankara'da yapacağımız anayasa ve demokrasi mitingimiz iptal edilmiştir MYK kararıyla. Bilgilerinize sunarım. Ve buradan bir güzelliği söylemek istiyorum. Öncelikle bir kadınlarımızı alkışlayalım. Daha kuvvetlice. Daha kuvvetlice. Bunu unutmayalım. Net olarak kadın olmazsa hiçbir seçim çalışması olmaz. Devrim olmaz. Devrimi 31 Mart'ta gerçekleştireceğiz belki. Bütün kadınlarımıza soruyorum. 31 Mart'ta iktidar olmak için kapı kapı dolaşmaya, hep birlikte el ele yürümeye var mısınız? Var mısınız? Bizler de sizin en büyük yardımcınız olacağız. Bizler de sizle birlikte yol yürüyeceğiz. Çünkü bir evin kapısını açan kilit kadının elindir. Bunu böyle biline. Ve sizler olmazsanız 31 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beykoz'da iktidar olma şansı yok. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da iktidar olma şansı yok. Her şey elinizde. Şu ellerinizi bir görelim. Her şey elinizde. Haydi kalkın, tam yoluna gidelim. Tam yoluna gidelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni zafere ulaştırana kadar tam yoluna gidelim. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ve şunu buradan bir kez daha aykırıyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren herkes kocasını, çocuğunu birilerine emanet etsin. Evet. Tam yolu ileri gideceğiz. Başkanım, erkekler de eşlerini getirsin. Aynen. Başkanım, elimizin hamuruyla her şeyi başarırız. İnşallah. Hep beraber, hep beraber olduktan sonra hep birlikte her şeyi başaracağımıza inancımız var. Şöyle bir elleri görüp başka bir selfie alalım hep beraber. Selfie alalım.